merhaba, Sedefli Günler programı ile karşınızdayız. Bugün çok önemli, çok güzel, kendimi ona baktığımda Türkan Şoray'a bakıyormuş gibi hissetsem de aslında bu güzel makyajın, bugünkü güzelliğimin sahibi Laya Hanım var. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim, çok teşekkür ederim. Herkes benzetti mi sizi? Sadece ben mi benzetiyorum? Tabii, bayağı sevilirler. Türkiye'de özellikle. Çok sevdiğim birisi Türkan Şoray Hanım. Biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Laya Hanım kimdir, nedir, nereden gelmiştir, hayatımıza nasıl girmiştir? Bu güzel makyajı yapmayı nerede öğrenmiştir? Aslında ben İranlıyım. Bir 5 senedir Türkiye'de yani yaşıyorum. Avrupa uzmanıyım. Genelde eğitimi profesörüyüm. Kofur için. Saç analizi, makyaj, make-up, her şey var yani. Şu anda da uluslararası eğitim veririm Türkiye'de. Evet, sanırım makyaj eğitimini İtalya'da, saç eğitimini de İspanya'da almıştınız. Yok, makyaj İspanya'da. Evet. Ve saç bölümü İtalya'da. Kalıcı makyaj Almanya'da. Kalıcı makyaj Almanya'da. Yok. Çok güzel. Bugün makyajımı Laya Hanım yaptı. Zaten o profesyonel dokunuşları, o farkı hissettim. Biz sürekli dışarıda makyaj yaptırdığımız için elinizin o hafifliği, profesyonelliği, dokunuşunuz, bunu hissettim, bunu aldım. Ama benim en çok merak ettiğim şey, şimdi İran kadınların biraz meşhurdur gözleri, işte makyaj yapıları bizden farklıdır. Şimdi Türk kadını, işte İran kadını, Alman kadını, Azeri, yani kadınlar aslında kendi ülkelerine göre bir makyaj stili, bir duruşu farklı. Zorlanıyor musunuz bu süreçte? Yok. Makyaj konusunda yani farklı makyajlar var. Mesela siz düşünün, STC'den de çekim makyajı farklı, düğün makyajı farklı, doğum günü farklı, ya gün makyajı farklı, gece makyajı farklı. Değişir. Bir de kalite olarak, istek olarak. Çok farklı. Gezmiştik, görmüştük. Burada aslında tabii, için bir avantaj yani, olmuş oluyor. Fashion makyajlar var. Mesela siz düşünün, gece makyajın, gündüz makyajı çok farklı var. Parlak makyaj olabilir. Nasıl söyleyeyim? Mat makyaj olabilir. Bir de ülkeler çok farklı. Evet, makyaj stili ülke, çok anlayabiliyoruz. Evet. Baktığımızda kadının makyajından, işte gözüne çektiği o sürmesinden, taktığı kirpiğine kadar aslında tabii, kendine ele veriyor. Diyor, bu Türktür veya değildir diyebiliyoruz. Mesela porselen makyaj çok farklı. Normal makyajına porselen makyaj çok farklı. Ama illa koyu olması önemli değil. O değiştirmek, o denge bulmak çok önemli. Evet, anladım. Peki Türkiye'de yapmak istediğiniz, hedeflediğiniz şeyler nelerdir? Hani vizyon, misyon olarak neyi hedefliyorsunuz? Ben Türkiye'nin iyi bir potansiyel görüyorum. Yani burada bayağı bir boşluklar var. Güzel şeyler yapmak olar. Güzel işler. Çok güzel şeyler bence yapmak olar. Türkiye güzel bir ülke. Evet. Yani Türkiye güzel ama dediğiniz boşluklar, eksiklikler var diyorsunuz ve ben tabii, burayı tamamlarım diyorsunuz. Tamamlarım. Benim için ben önemli değil. Bence seneler, yani 20 seneler bu işi yapıyorum ben. Bayağı yani seminerler, eğitimler, ya işte görmüşük. İnşallah ki başarılı olduk. Ben başarılı olacağınıza gönülden inanıyorum. Çünkü dediğim gibi gittim, gördüm, birebir yaşadım. Çok profesyoneller ama profesyonelin altında bir samimiyet, bir mütevazilik de yatıyor. Böyle konuştuğuna bakmayın aslında. Diplomalar konuşsun buralarda, değil mi? Onlar önemli değil yani. Tabii onlar, herkes diploma olabilir ama o yetenek önemli başka değil, bir tabii şey, beceri başka bir şey. Bambaşka. Yoksa dünyadan diplomalar olsun. Şu anda şükür Allah'a, ben her yerden diplomam var. Ama o önemli değil. Önemli olduğu için işiniz uzmanları beğensin. Evet, işin uzmanları beğensin. Bu o çok önemli. İşte bu çok doğru. Bizde şey vardır bir de, atıyorum saçı burada boyatırsınız, başka bir kuaföre gidersiniz. İşin iyi veya kötü olduğu patlayabilir hani. Hemen anlaşılır. Sizde böyle bir olay da var. Hani işin uzmanları beğensin derken tırmaşmaya gerek yok.
İnsan kendin bilse dırmaşmaya gerek yok yani. Yarışmaya gerek yok. Yok. Kendin bilen işin yapar. Ama mesela ben bunu çok yaşadım. Şimdi ben önümü görüyorum ama arkamı görmüyorum, detaylarını bilmiyorum. Hani bu sizin işinizi kötüye kullanan çok fazla günümüzde insanlar var. Hani boya, çok kaliteli boya kullanıyorum diyor, aslında kalitesiz kullanıyor. Ya da çok kaliteli iyi, işi bilmek lazım. Ya da işte önleri çok marka güzel önemli değil. Hani aynada bakıyorsunuz harika ama arka tarafım işte paket diyorsun sanırım. Çok feci atılmış ya da içler çok feci atılmış. Herhangi bir saç toplama işlemi. Dokunuş çok önemli. Görünüyor. O eğitim, o iş işte, alakası biraz daha. İşte o kültür almalar lazım. Bu tarz şeyler. Yoksa marka insanı marka yapmaz. Doğru diyorsunuz. Çok önemli. Kesinlikle. Peki o zaman bir soru daha sormak istiyorum. Çalışmaktan en çok keyif aldığınız kadın, şöyle söyleyeyim, atıyorum Türk kadını mı, Azeri kadını mı, Almanlar mı daha iyidir, Fransızlar mı yoksa? Benim için insanlar farklı değil. Değiller, ha, aynen. Ama vardır illa ki böyle hani daha naif dediğiniz, daha zarif dediğiniz, daha ılımlı dediğiniz. Tabii ki bilirsiniz, Avrupa kısmı çok doğal, sakin bir, mesela makyaj isterler. Evet. Mesela ama Arap kültürü çok koyu, yoğun. Bir makyaj severler. İran farklı, Türk farklı. Bence ama her yerde yani insanlar aynı. 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 Sonuç bakın, olarak istediklerini verebiliyorsak mutlular diyorsunuz. İnşallah. Peki o zaman geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Söylemek istediğiniz bir şey varsa kamerada size. Sinemeş'ten çok teşekkür ederim. Her zaman destekçinizdiz, arkanızdayız. Siz de bizim öylesiniz biliyorum. Teşekkür ederim. Tekrar gurur duyuyorum size. Teşekkürler. Her zaman.